Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birincil görevi Türk ulusunun toprak bütünlüğünü korumak. Bu etkin görevi başarıyla yerine getiren Türk ordusu, ana görevinin yanında halkımızın eğitim yönünden eksiklerini gidermek ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlere de imza atıyor. Faaliyetlerinizin yanında istekli olanlarınıza meslek kazandırma kursları vereceğiz. Sizin bütün derdinizle ilgileneceğiz. Biraz sonra hepinizle teker teker görüşeceğim. Gel. Emre Baylar İstanbul. Bugün silahlı kuvvetlerimizin tüm Türkiye'ye yayılmış bu faaliyetlerinden birine meslek kazandırma kurslarına konuk oluyoruz. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Peki burada meslek kazandırmaya yönelik açmış olduğumuz kurslara katılır mısın? Askerine cephane taşımak için canını veren annelerin, eşlerini vatan için hiç düşünmeden cepheye gönderen kadınlarımızın ve toprağına sahip çıkıp yılmadan savaşan askerlerimizin Atatürk önderliğinde kurduğu bu ülke, Cumhuriyet'in ilanından bu yana medeniyete ulaşmak için varını yoğunu ortaya koydu. Bugün Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında ve günün şartlarında mesleki ve toplumsal alanda ilerleyebilmek, bilgiye daima açık olmakla mümkün. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu gelişim sürecinde çaba sarf ediyor ve er ve erbaşlar için meslek kazandırma kursları açarak milletimizin eğitim seviyesini artırmaya katkıda bulunuyor. Arkadaşlar, burada gördüğünüz mesleki ve eğitim kursları ile sizler de sivil hayatınızda birer sanayici olabilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan geliştirme ve destekleme yardımı alabilirsiniz. Meslek kazandırma kursları Genelkurmay Başkanlığı'nın 8 Şubat 2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve 8 Ekim 2001 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile imzaladığı iki ayrı protokol kapsamında veriliyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile koordine edilen bu kurslar, il bazında hangi mesleklere ihtiyaç olduğunu ortaya koyan araştırmalara göre gerçekleştiriliyor. Bunları zıplar yapıyoruz. Er ve erbaşlarımıza sağlanan bu kurslar tam anlamıyla bir koordinasyon çalışması gerektiriyor. Er ve erbaşlarımıza sivil hayatta kullanılabilecek mesleklerin edindirilebilmesi ancak Genelkurmay Başkanlığı'nın Tarım ve Köy İşleri Müdürlükleri ve Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezleri ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu ortaya çıkabiliyor. Bize görmüş olduğun bu meslek hakkında neler söyleyeceksin ve sivil hayatta sana ne gibi faydaları olacak? Görmüş olduğumuz bu kurs bizleri bir meslek hakkında bilgi ve diploma sahibi yapacak. Terhis olduğumuzda en azından elimizde bir belgeyle iş başvurusunda bulunma şansına kavuşacağız. Evet. Silahlı kuvvetlerimizin bize sağlamış olduğu bu imkanlardan dolayı çok mutluyum. Hem vatani görevini yerime getiriyorum hem de sivil hayatta gerçekten çok işe yarayacak bir belge sahibi olacağım. Bizlere bu imkanı sağlayan silahlı kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Dizel motorların çalışmasından bahsedersek çok basit bir çalışması var. Sıkıştırılan hava üzerine şurada gördüğümüz enjektör denilen parçalarla mazotu yüksek basınçta. Yeni dizellerde, common rail dediğimiz dizellerde 1200 bar civarında bir basınçla püskürtüyor. Meslek edindirme kurslarında er ve erbaşlarımıza kuaförlük, motor bakım ve onarım, otoelektrikçiliği ve boyacılığı, sıhhi tesisatçılık, kalorifer ateşçiliği, meyvecilik ve sebzecilik, seracılık, kaynakçılık, seracılık ve zirai mücadele gibi 20'ye yakın meslek grubunda eğitim veriliyor. Böylece çeşitli nedenlerle askerlik görevini yapmaya geldiğinde herhangi bir iş dalında erbaplığı bulunmayan er ve erbaşlarımızın askerlik bittikten sonra dönecekleri sivil hayatta geçimlerini sağlayabilecekleri birer mesleğe sahip olmaları sağlanmış oluyor. Burada görmüş olduğun mesleki eğitim hakkında neler söylemek istersin ve sivil hayatta sana ne gibi faydalar sağlayacak? Ben askere gelmeden önce herhangi bir mesleğim yoktu. Buraya geldikten sonra katıldığım kurslar sayesinde elimde bir diplomam var. Evet. Ben ve ailem bu diplomadan sonra ne yapacağım diye düşünmüyoruz artık. Çünkü elimde bir diplomam var. Bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Er ve erbaşlarımıza verilen kursların süresi 180 ile 1000 saat arasında değişiyor. Konusunda uzman eğiticiler tarafından eğitilen er ve erbaşlar teorik olarak aldıkları bilgileri kurs kapsamında uygulama fırsatı da buluyorlar. Eğitim sürecinin sonunda sınava tabi tutulan kursiyerler bu sınavlarda başarılı oldukları takdirde sivil hayatta geçerliliği olan kurs bitirme sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar. Böylece kurslar öncesinde bir meslek sahibi olan kursiyerler mesleklerine daha profesyonel olarak devam ettirme şansı yakalarken mesleği olmayan kursiyerler bir meslek sahibi olarak askerliklerini tamamlamış oluyor. Dirençlerin kaç ohm olduğunu ölçebiliyoruz. Onun dışında bu ölçü aletimizde yine biz burada bu lambamızın sağlam olup olmadığını ölçebiliyoruz. Bu işlemi yapalım. Şimdi ilk önce ölçü aletimizi bu iki uca tuttuğumuz zaman bu lambamız ne olmuş oluyor? Sağlamsa ölçü aletimiz nedir? Ötecektir. Birbirine değdirdiğimiz zaman ses çıkıyor. Bip sesi. Diğer bir ölçü aletiyle ölçmemiz için dirençlerimiz var. Bu dirençlerimiz çeşitli değerlerde yapılıyor. 1 ohm, 2 ohm, ondan sonra 10 ohm, 100 ohm, 1000 ohm. Bunların değerlerini ölçmek için de ölçü aletimizi yine ohm kademesine getiriyoruz burada. Küçük kademeden başlayarak örneğin bu direncimiz... Günümüzde ülkeler refah seviyelerini yükseltmek için eğitim şartlarını geliştirmeye çalışırken işsizlik gibi önemli bir sorunla da mücadele etmenin yolunu aramaktalar. İşsizlik sorunu ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterse de halen tüm ülkelerin gündemindeki en önemli sorunlardan biri. Hele ki bugün bir örneğini yaşadığımız tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz dönemlerinde bu sorun daha da büyüyerek ülkelerin karşısına dikiliyor. Ayrıca işsizlik konusunun bireyler içinde ne kadar sıkıntılı bir durum olduğu ve uzun süre işsiz kalmanın sosyal ve ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdiği biliniyor. Bu sorunların ülkemiz içinde geçerli olduğunun farkında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, verdiği bu önemli kurslarla askerlik sonrasındaki hayatını nasıl kuracağını bilemeyen gençlerimize yardımcı oluyor ve onların bir meslek sahibi olmalarını sağlayarak aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Burada görmüş olduğun kurs hakkında neler söylemek istersin ve almış olduğunuz eğitimler size sivil hayatta ne gibi faydalar sağlayacak? Burada gördüğümüz bu kurs bizlere bir meslek hakkında bilgi ve diploma sahibi yaptı. Bundan dolayı çok mutluyum. Şu anki günümüzde iş bulmakta zorlandığımız bir dönemde bu sahip olduğumuz bilgi ve diploma bizlere büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu imkanları bize sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize hem kendim, hem ailem, hem de arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında kursiyerlere sunulan bu meslek kazandırma çalışmalarında en önemli noktalardan birini hangi mesleklere dair kurs açılacağını belirlemek oluşturuyor. Bu konuda diğer kurumlarla birlikte yürütülen araştırmalar sonucunda karara varılıyor ve konular er ve erbaşlarımızın sivil yaşamda çok daha kolay iş bulabilecekleri mesleklerden seçiliyor. Kurs başlangıcında ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenmesiyle başlayan süreç, kursun bitiminde her kursiyerin katıldığı kursu başarıyla bitirdiğinin ikamet ettiği ilin iş kurumuna bildirilmesine kadar uzanıyor. Böylece askerlik görevini tamamlayan gençlerimiz, ikamet ettikleri illerine döndüklerinde kolaylıkla iş başvuruları yapabiliyorlar. Meslek edindirme kurslarının yanı sıra vatani görevlerini bir meslek sahibi olarak tamamlayan er ve erbaşlarımıza, sivil yaşamlarında kendi işlerini kurarken yol gösterebilmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nca Tugay ve eşiti birliklerde tanıtım briefingleri verilmeye başlanmış durumda. Bu briefingler aracılığıyla erbaş ve erlerimiz sivil hayatlarına dair plan ve programlarını askerlik dönemleri bitmeden yapabilme olanağı yakalamaktalar. Evet, sebzelerimizin alt yapraklarında kırmızı örümcek tespit ettik. Alt yaprakların renginin değiştiğini görüyorsunuz. Alt yaprakları. Evet. Bu üst yapraklarda bu belirti yok. Bu kırmızı örümceğin en önemli belirtisi de şu şekilde baktığımızda, şöyle bakıyoruz. Baktığımızda dal bak. Yaprağın arka tarafına baktığımızda böceklerin hareket ettiğini görürüz. Eğer hareket etmiyorsa ilaçlanmıştır. Bir süre sonra buradaki hastalık bütün bitkileri kaplar ve hepsini yok eder. Üretimimiz düşür, bütün bahçemiz mahvolabilir. O yüzden zamanında doğru ilaçlarla ilaçladığımız anda hiçbir sorunumuz kalmaz. İlacımızı aldık, ilacımızı alıp içerisine su koyuyoruz ilacının. Üzerinde yazan dozajına göre de içerisine koyuyoruz. Eğer 10 litrelik bir pompamız bu, 10 litrelik pompaya 10 gram diyorsa 10 gram ilacımızı çıkarıp döküyoruz. Bu işi yaparken mutlaka eldiven kullanacağız. Maske takacağız arkadaşlar. Evet. Gözlük takacağız arkadaşlar. Çünkü en çok vücutta deriden, gözden, yüzden içeri giriyor. Daha sonra şapka takacağız. Şimdi saç diplerimizden zehirler girmesin. Kendi sağlığımız çok önemlidir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Maske, gözlük, şapkamızı taktık. Makinamızı sırtımıza takıyoruz. Buyursun. Doğru ilacımızı koyduk. Şöyle. Şuradan. Kalkın. Şurada. Evet, etrafa tamamen kaplayacak şekilde. Kaplayacak şekilde. Evet. Yukarılar. Bütün zararlılara ulaşacak şekilde biz bu ilacımızı bütün meyve bahçemize, tarlamıza veya seramıza kurtuluyoruz. En önemli şey doğru ilacı atmaktır arkadaşlar. Hem hastalıkları öldürmez, hem zararlıları öldürmez. Boşu boşuna. Sevgili Emre, burada görmüş olduğunuz kursla ilgili olarak neler söylemek istersin ve almış olduğunuz eğitimler sivil hayatta size ne gibi faydalar sağlıyor? Öncelikle bu konuda mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Askere gelmeden önce elimde ne bir işim ne de bir mesleğim vardı. Askere gittikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açmış olduğu kurslara katılarak bir meslek sahibi oldum. İleriye dönük düşüncelerimi karamsar görmüyorum. Almış olduğum diplomam bana ileride çok büyük kazançlar ve başarılar sağlayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bize sağladığı imkanlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gördüğünüz gibi dışarıda şu anda yağmur yağıyor. Bu yağmurun bitkiye bizim ihtiyacımız yok şu anda. Su istemese de bitkimiz ne yapıyor? Seralar bu yağmuru engelliyor. İçeri yağmur gelmesini engelliyor ve bitkimiz susamadığı halde su almıyor. İyi bir verim alındığı için daha ekonomik hale getiriyor arazimizi. Teller çekilmiş yukarıya. Bitkilerimiz de buna sarılmak suretiyle yukarıya doğru gidiyorlar ve mahsul toprakla buluşmadığı için daha kaliteli bir ürün elde ediliyor. Bakın gördüğünüz şu ürünler nizami bir şekilde hepsi aynı kalitede. 1 ton su kullanacaksanız serada 300 kilogram su kullanıyorsunuz. Damlama sulama borularını gördünüz. Bunların çeşitleri var. Seralarda 3 çeşit budamamız var. Her geçen gün gelişen ülkemizde ne yazık ki halen okuma yazma bilmeyen 10 binlerce kişi bulunmakta. Çeşitli sebeplerle hiç okula gidemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıp okuma yazmayı tam olarak öğrenemeyen kişiler için Türk Silahlı Kuvvetleri bir başka kapı daha açmış durumda. Kendi bünyesi altında okuma yazma kursları açan Türk ordusu böylece askerlik sonunda binlerce gencimizi okur yazar olarak topluma kazandırıyor. Askerlik gençlerimize hem vatanı savunabilecek derecede askerlik sanatını öğreten hem de memleketlerine döndüklerinde ülkemize faydalı olabilecekleri meslek yeteneklerini kazandıran bir okuldur. Kışla, bizde sadece askerlik sanatının öğretildiği bir yer değil, aynı zamanda bir kültür ocağı, bir sanat okuludur. Ve böyle olmakla da askerliğin memlekete yaptığı katkı ölçülemeyecek kadar büyüktür. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulu Önder Atatürk'ün bu sözleri ışığında çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolunda bir sanat okulu olma görevini yürütmeye ve ülke kalkınmasına katkı sağlamanın haklı gururunu yaşamaya gelecekte de devam edecek. Bu sizin için geç de olsa elinize geçmiş bir fırsat.